XF EDE 140 F28. 2023'te hala almaya değer mi? Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, çok teşekkür ederim. Fujifilm Karaköy, daha doğrusu Fujifilm Türkiye ve Ferhat kardeşime. Bu lensi uzun süredir incelemek istiyordum. Çünkü benim incelemediğim ender lenslerden bir tanesiydi. Neden incelemediğimi de ben size söyleyeyim açıkçası. Çok da sıcak baktığım bir lens değildi. Özellikle de aralığı yüzünden. Yani 40'a 150. Yani garip bir aralık olarak baktım. Ayrıca da bir kere elime geçmişti ağırlığından dolayı. Ve o zamanlarda 55'e 200'ü tercih ettiğim için daha geniş bir aralık, daha hafif bir lens. Sanki bana daha pratik gelmişti. Ama itiraf ediyorum ki ciddi yanılmışım. Şimdi sevgili dostlar, bu lens 16 grupta 26 eleman camdan müteşekkil. Ve bunun 5 tanesi ED, bir tanesi süper ED olmak üzere. Ve hala bugün Fuji'nin en keskin lenslerinden bir tanesi. Artık buna zoom lens falan denmiyor. Bu zaten bildiğiniz gibi kırmızı rozet serisi. Yani Red Badge dedikleri seri. Ve bu serinin lenslerinin hepsinde olduğu gibi yapısı, metal, konstrüksiyon sağlam ve en yüksek kalitedeki optikleri sizlere veriyorlar. Bu lensle güzel olan taraflardan bir tanesi, bir kere üzerinde bu diğerlerine oranla 16-55'te mesela şey yok, OIS yok. Bunda OIS var ve OIS'i açma ya da kapama düğmesi var. Onun haricinde geniş bir 50'den 140'a çıkan bir zoom ve dikkat edin dahili zoom bu. Yani ölçüsü neyse o kalıyor. Ölçülerinde şimdi aklıma değil ama yazarım ben size yukarıya. Kilosunu biliyorum, daha doğrusu ağırlığını biliyorum. 995 gram ile çok da hafif bir lens değil. Ve uzun vadede de yani bakın bunu ben şu anda XS20'ye monte ettim. Yani kullanımı keyifli, zevkli. Bir kere bu lensle ilgili benim söyleyebileceğim yani çok keskin lens. İnanılmaz keskin lens. İtiraf ediyorum beni şaşırttı. Yani 16-55 bugüne kadar en keskin zoom lens olarak tahmin ediyorum ama sanki bu ondan bile bir gıdım daha keskin geldi bana. Dolayısıyla 10 senelik bir lens ki ben biliyorsunuz T2'den beri Fujifilm'deyim. Ki o zamandan beri bu lens mevcut. Almadım ama pişman etti beni. Ha, alır mıyım bu saatten sonra? Hayır almam çünkü yani hafiflemeye çalışıyorum sevgili dostlar. Benim şikayetlerimden bir tanesi de zaten Fujifilm'in o hani çok güzel kompakt yapısından yavaş yavaş çıkıp böyle daha büyük, daha DSLR vari makinalar üretmeye başlaması. O konuyla ilgili de bir içerik yapacağım size zaten. Ama şu an için şu kadarını söyleyeyim. Video için müthiş. Ha, parfokal denemez bu lense çünkü 140'a doğru yaklaştıkça biraz netleme ve şey kaçırabiliyor. Fokus kaçırabiliyor sevgili dostlar. 16-55'te böyle bir şey söz konusu değil. 16-55 tam parfokal bir lens. Ama buna tam parfokal diyemiyorum. Ama şeyi çok sabitlemesi müthiş. OIS'i hakikaten harikulade. Ve çekim anında hiç kıpırdamadan çekim yapmanızı sağlıyor. Fotoğrafları dört dörtlük. Bakın göstereceğim fotoğraflar belki sanatsal açıdan çok güzel fotoğraflar değil ama amacım da o değildi zaten. Bu lensin keskinlik başarısı, renk tercümesi, renk yansıtmasındaki başarıyı ben sizlerle beraber paylaşmak istedim. O yüzden şimdi size hem fotoğraf hem de bir iki bununla beraber çektiğim küçük kısa videoları da sizlerle paylaşmak istedim. Hadi iyi seyirler.
Nasıl sevgili dostlar? Dediğim kadar varmış değil mi? Keskinlikte. Şimdi bunu almayı düşünen arkadaşlar hiç ama hiç düşünmeden gitsinler derhal alsınlar. Profesyonel işler için birebir bir lens. Bunun yanına tabii ki 16-55'i de ilave ederlerse 100-400 yine aynı şekilde o serinin lenslerinden bir tanesi. Bir de bildiğim kadarıyla 8'e 16 zaten kırmızı rozet serisi, red badge serisi. Hepsi mükemmel zoom lensler. Başka söyleyecek bir şey yok. Sevgili dostlar, bu lensle ilgili söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Yani ben son derece memnun oldum. Şu gördüğünüz gibi bununla beraber geliyor ve bunu da buradan gevşeterek isterseniz bunu oynatabiliyorsunuz. Yan çevirmenizi sağlayabiliyor. Ya da doğrudan doğruya yukarı böyle taşımanızı sağlayabilecek bir yapıya sahip. Dolayısıyla çok da kullanışlı bir yapısı var. Bunu oynatmak ve kilitlemek de son derece basit bu yanındaki vida sayesinde. Gerek dahili zoom'uyla, gerek müthiş cam optik kalitesiyle XF 50'ye 140 f2.8 alınır. 10 sene sonra hala alınır. Ve inanın bana Fujifilm'in Mark II'ye ihtiyacı olmayan bir seriye sahip bu konuda hala 2023'te. Sevgili dostlar, bu içerik size değer katılıyorsanız lütfen beğenme butonunu. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Yorumlarınız varsa lütfen yorumlarınızı ekleyin. Sorularınız varsa sorularınızı sorun. Aklınıza gelen yapmamı istediğiniz içerikler varsa onları da ilave edin. Sizin de bildiğiniz gibi bu bir aile kanalı haline geldi. Ve siz ne istiyorsanız ben onu yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar elbette. İmkansız isterseniz yapacağım bir şey yok yani. Bana kalkıp da ben Canon R5 incele derseniz benim Canon'la herhangi bir bağım yok. Nikon derseniz Nikon'la herhangi bir bağım yok. Ancak sizin bir yardımınız dokunursa ve o taraflarda bana yardımcı olabilirseniz seve seve kabul ederim. Seve seve onları da inceleme altına alırım. Böylelikle markalar arasında da belki bir kıyaslama şansına sahip olurum. Ama şimdilik huzurla kalın. Keyif ile kalın. Sağlık ile kalın. Barış içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.